100 çift gözün olduğunu düşün. Ne yaparsın? Nasıl hissederdin? Şimdi bir sonraki stratejimiz şu. Can sıkıntısından kurtulmak için hayal kur ve gün içerisinde hayal dünyasına dal. Bununla ilgili bir egzersiz yaptırıyorum. Ben bunu New York'ta katıldığım kreatif düşünme workshop'ında yaptırmışlardı. Hemen söyleyeyim, izleyenlerimiz de yapabilirler. 100 tane gözün olsa, 100 çift gözün, egzersiz bu, 100 çift gözün olduğunu düşün. Ne yaparsın? Nasıl hissederdin? Bunu boş bir kağıt al, yaz, çiz, düşün üzerine. Yani 100 çift gözün var. Düşün ki 100 çift gözle görüyorsun. Yani bir çift göz yerine 100 ayrı çift gözün var. Hayal et. Şimdi bunu otur çiz dediler. Şimdi otur yaz. Bayağı hani böyle bir iş yani. Ve oturup ben böyle hani 100 tane göz çizdim. Yani 50 çift göz yaptım daha doğrusu. 50 çift göz. Ve bu ne demek olabilir acaba? Beyin fırtınası yapmaya başladım. Yani bu nasıl olabilir? Hani siz de yapabilirsiniz böyle hayal gücünüzle. Ne koyarsan olur yani. Hayal gücü böyle bir şey. Sınırsız bir şey yani. Ve sonuna kadar kullanmak gerek. Mesela bir hadiseye tek bir açıdan yaklaşmak yerine bir sürü açıdan yaklaşmak. Mesela o farklı gözlerle bakabilmeyi sağlıyor, öyle değil mi? Mesela bir işte fili tarif edenler hikayesi vardır ya meşhur. Bir tanesi hortumu tarif ediyor, bir tanesi gövdesini, bir tanesi kafasını, bir tanesi kulağını, bir tanesi burnunu falan. Halbuki hani fili her açıdan hepsini birden görmen gerekiyor ki büyük resmi anlayabilesin. Hadiseler de çoğu zaman böyle kompleks yani. Onun için zaten bu kadar fikir ayrılıkları var. Herkes başka bir açıdan bakıyor. Halbuki o büyük resmi görmek için bütün perspektifleri, bakış açılarını bir arada kullanman gerekiyor. Ve bunların birbirleriyle konuşması gerekiyor. Onun için işte mesela bizimle aynı fikri paylaşmayan kişilerden öğreneceğimiz çok şey var. Çünkü senin görmediğin kısımları görebilirler. Yani. Senin bakmadığın şekilde bakabilir. Dolayısıyla mesela hani yüz gözle bakmak nasıl bir şeydi? Bunu böyle bir sürü hayal kurabilirsin. Ve hayal kurdukça açılırsın. Mesela zamanın dışına çıkabilip bakabilir misin hadiselere? Yani işte geçmiş, bugün ve gelecek. Bu zaman perspektifinin dışında. Üçüncü bir gözle mesela kendi hayatına baksan neler görür? Çoğu zaman çünkü biz şöyle hatalara düşüyoruz. Kafamızın içindeki sesleri gerçek zannediyoruz. Ya da kendi algıladığımızı mutlak gerçek zannediyoruz. O bizi hatalara düşürüyor. Neden? Bazen mesela bir şeyler ters gidiyor. Bütün dünya çöktü zannediyorsun. Tamam mı? Bu çok olur yani. İşte karanlık bir tünelin içindesin. Çıkışı da göremiyorsun. Bütün dünyam çöktü diyorsun. Mesela rezil oldum, mahvoldum, artık hayatım bitti. Böyle bütün felaketleri 100 katıyla beynin sana çarpıyor. İçinde kayboluyorsun. Ya hiçbir şey o kadar önemli değil yani. Stoisizm var ya, stoikler. Yani bu okumak lazım aklına. Hani böyle hadiselere biraz üçüncü bir gözle yaklaşmak. Yani bağımsız duvarda mesela bir sinek var. O sineğin perspektifinden nasıl gözüküyor? Yani bağımsız bir perspektiften senin hayatın nasıl gözükür acaba? Bazen böyle düşünmek gerekiyor. Hani üçüncü bir gözle, bağımsız bir gözle sen hayatına baktığında neler görüyorsun? Analitik bak hani soğuk bir bakış açısıyla, analitik ama şefkatli bir bakış açısıyla neler görüyorsun? Aslında kendine insan bu şekilde danışmanlık yapabilir yani. Şuralarda hatalarım var. Otur defterine yaz yani, günlük tut. Şu noktaları geliştirmem gerekiyor. Her gün biraz adım atsan zaten geliştirirsin. Eksiklerin var diyelim, görüyorsun. Eksiklerini yaz, ufak ufak aksiyonlar al. Şu andan itibaren başla hemen. Hani üçüncü bir gözle bağımsız hadiselere baktığın zaman başka şeyler görmüş olursun. Dolayısıyla farklı görme şekillerini nasıl hayatına yedirebilirsin? Bunu düşünmek. Yani hani eskiler derler ya, kalp gözüyle görmek. Yani nasıl olur acaba? Ya da işte başka melekelerini de kullandığın zaman, yani ruhunu da kullandığın zaman nasıl görürsün? Zamanın dışına çıktığında nasıl görürsün? Mekanın dışına çıktığında nasıl görürsün? Yani bütün bunlar bakış açını dönüştürüyor, değiştiriyor yani. Onun için işte bir bakış açısını rutinden çıkarabilmek için sürekli pozisyon değiştirmek gerekiyor. Bazen işte aynı köşeden bakmayacaksın da odada bile o yerini değiştirip başka bir şekilde bakacaksın hadise. O zaman hani başka bir çıkış yakalıyorsun. Rutinin dışına çıkmış oluyorsun.